Süleyman Özışık. Beka ve zeka meselesi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon programında yerel seçimler hakkında konuşurken ilginç bir laf etti. Program sunucusunun sözü beka meselesine getirmesi üzerine, Türkiye'de beka sorunu yok, Amerika'nın desteklediği YPG bize mi saldıracak dedi. Adam seçimleri kazanmak için gözünü öyle bir karartmış ki artık ağzından çıkanın farkında bile değil. YPG ve PKK'nın siyasi ayağıyla gizli seçim ittifakı yapmayı bir kenara bıraktı, artık terör örgütünün resmi sözcüsü gibi konuşmaya başladı. Söylediği sözler canlı yayın kazası ya da gaftan ibaret değil. Hatırlarsanız daha önce Gerek kendisi gerekse Kurmay kadrosu YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum demişti. HDP ile yaptıkları gizli anlaşma bozulmasın diye, HDP'ye oy veren seçmenler kendilerine tavır almasın diye bu zehirli dil özellikle kullanılmıştı. Şunu artık gönül rahatlığıyla kabul edebiliriz ki CHP artık terör örgütlerini terör örgütü olarak değil, dost ve müttefik olarak görüyor. DHKPC'si, PKK'sı, TİKKO'su, TKPML'si kim varsa zaten partide cirit atıyordu. Bunlara PKK ve YPG'yi de ekliyor Kemal Kılıçdaroğlu. HDP ile yaptığı işbirliği sayesinde PKK'nın daha kadrolaşmasını şehirlere, metropollere taşımak istiyor. Bakın şunu iddia ile söylüyorum. Şayet Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde siyaset yapıyor olsaydı ve bu sözleri o ülkenin bir televizyon kanalında dile getirmiş olsaydı canlı yayında kollarına kelepçe takılırdı. Hatta bazı ülkelerde akıbetinin ne olduğu dahi bilinmezdi. Ama burası özgür bir ülke olmadığı için... Herkes ağzına geleni gönlünden geçtiği şekliyle söyleyebiliyor. Benim ülkem diktatörlükle yönetildiği için kimi gazeteci ve yazarlar terör örgütüne metiye yazıları yazabiliyor. Canına yandığımın ülkesi özgürlükler konusunda öyle kötü öyle kötü ki PKK'ya açıktan destek verdiğini söyleyen HDP'yi kapatmak için kılını dahi kıpırdatmıyor. Neyse, Sayın Devlet Bahçeli'nin her zaman dile getirdiği bir söz var. Bu ülkede beka sorunu olmadığını söylemek ciddi bir zeka sorunudur diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumunu bundan daha iyi özetleyecek söz yoktur herhalde. Bakın, devletin resmi kayıtlarında bulunan bir gerçekten bahsedeyim size. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece 3000 Deaş militanıyla... 10 bin YPG'li terörist Türkiye'ye girmek için güneydoğu sınırımızda hazır halde bekliyordu. Darbenin başarılı olması halinde DAEŞ militanları bir bölgeden, YPG teröristleri başka bir bölgeden Türkiye'ye girecekti. YPG Güneydoğu'yu ele geçirecek ve bu bölgeyi Kürdistan olarak ilan edecekti. Amerika'nın güdümündeki NATO, DAEŞ tehdidini gerekçe göstererek Türkiye'ye müdahale edecek ve aynı zamanda YPG'nin Kürdistan açıklamasına da destek verecekti. Bu durum liderler buluşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'na da belgeleriyle birlikte iletildi. Eğer CHP lideri buna rağmen hala ne alakası var efendim YPG Türkiye'ye mi saldıracak diyebiliyorsa durum gerçekten vahim demektir. Allah'ınızın aşkına söyleyin. Türkiye Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarını gerçekleştirmeden önce YPG tarafından Türkiye'ye kaç füze fırlatıldı ve bu roketler kaç masum insanımızın hayatına mal oldu? Sadece bir örnek vereyim. Tarihler 31 Ocak 2018 tarihini gösterirken terör örgütü YPG PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan roketlerden biri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir eve düştü. Saldırıda o sırada evde uyuyan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar öldü. Biz buna benzer katliam roketlerinin fırlatılışını Hatay ve kilise düşüşünü canlı yayınlarda izlemedik mi? Bu füzeleri fırlatanlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun masumlaştırmaya çalıştığı YPG'li teröristler değil miydi? Amerika yıllardır bu teröristlere uçaklarla tırlarla silah yardımı yaptı ve yapmaya devam ediyor. Niçin veriliyor bu silahlar Kendi aralarında eğlensinler diye mi? oyun oynasınlar diye mi? Amerika bile kendi içinde YPG ile PKK'nın arasında bir organik bağ olduğunu, YPG'nin ileride bölge için bir tehdit olacağını dile getirirken CHP'nin başındaki zatın bu örgütü tehdit olarak görmüyorsa, o zaman Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi gerçekten bir zeka sorunu yaşıyordur. Muhalif yazarlardan Hüsnü Mahalli zaman zaman bazı insanların kafatasının içine girmek ve beyinlerinin nasıl çalıştığını araştırmak istiyorum diyordu. Tam da araştıracağı bir beyin bulduğunu kendisine haber verelim lütfen. Belki bizim tahmin ettiğimiz ve türüne daha önce hiç rastlanmayan bir bıngıldak bulur. Biz de en azından meselenin nereden kaynaklandığını öğrenmiş oluruz. Süleyman Özışık, Türkiye